Evet, şimdi bireysel silahlanma konusunu gündemimize alacağız. Neden? 28 Eylül yani yarın bireysel silahsızlanma günü. Türkiye'de %85'i ruhsatsız, 25 milyon silah bulunuyor ve şiddet vakaları son 4 yılda %69 arttı verilere göre. Silah sayısı da son 10 yılda 10 kat arttı. İstanbul Pendik'te Helin Palandöken okul çıkışı pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü ve katili internetten kolaylıkla alınan bir silahla öldürmüştü Helin Palandöken. Ve bunun ardından da Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken bu konuyla ilgili bir kampanya başlattı. Bireysel silahlanmanın önlenmesi için imza topluyor. İmzaları da daha sonra meclise götürecek. Bu imza kampanyası ne durumda? Bireysel silahlanma nasıl önlenebilir? Ve silahlanmanın önüne geçmek için neler yapılmalı? Bütün bunları konuşacağız kendisiyle. Nihat Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, siz bir imza kampanyası düzenliyorsunuz uzunca da bir süredir. Bunu daha sonra meclise götürmeyi planladığınızı biliyoruz. Bu imza kampanyası ne durumda? Öncelikle bu imza kampanyasıyla neyi amaçlıyorsunuz? Bir de sizden dinleyelim. Şimdi imza kampanyası, evet biz birisi silahlanmaya karşı imza kampanyası başlattık. Zaten daha önce biz bununla ilgili biz meclise dilekçelerimizi verdi. Meclis tarafından reddedildi bu. İktidar tarafından reddedildi. Buna reddedildiği zaman biz de onlara karşı geldik. İmza kampanyası başladık. Biz dedik ki, yani siz halkın oyları buradasınız. Halk varsa siz varsınız. Biz de halkın imzalarıyla, halkın oylarıyla geleceğiz buraya. Onda bu, yani biz alanlarda, semtlerde, her yerde standlar açıyoruz. İmza topluyoruz. Şu anda 50 bine ulaştı bizim 50 bine imzalarımız. ulaştı. İnşallah 100 binler olur, 200 binler olur. Biz yüklü bir imzayla bu talebimizi meclise sunacağız. İsteyeceğiz meclis başkanlığı ve sayın cumhurbaşkanımıza. Evet, 1 milyon imza toplamaya hedefliyorsunuz herhalde, doğru mu? Kesinlikle aynı öyle. İnşallah biz bu 1 milyonu bulup götüreceğiz. Meclise sunacağız biz. Evet, peki neden sizce silahlanma oranı bu kadar yüksek? Yani yasalar mı yetersiz, yetkililer gerekenleri mi yapmıyor? Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Bununla ilgili yasalar yetersiz. Ekmek peynir gibi silah alınıyor internet üzerinde. Biliyorsunuz bu, şöyle bir şey anlattım. Bu internette satılan silah, kızımı öldüren katil, Evet. satılan silah satan kişi, biz onun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu Konya Beyşehir'de yakalandı. Birbirimiz doğrusuyla silah yakalandı. Yakalandı, jandarma götürdü. Savcılığa çıkardı, çok cüzi bir parayla serbest bırakıldı. Yani bu bir lobidir. Demek ki birilerin burada bir menfaati vardı ki bunlar bu şeyleri gözümür. Şu anda ekmek peynir gibi silah satılıyor. Ya Evet. internet. Peki neler Biliyorsun. yapılması gerekiyor silahlanmanın önüne geçmek için? Yani ilk başta şöyle. Şöyle diyelim. İnternet sitesinin üzerinde insanların daha rahatlıkla kolayca ulaşamaması sağlanması lazım. Ulaşılmasın sağlanması lazım bunu devlet. Bir. İkincisi, silah bulunduran kişilerde ruhsatlı da olsa, bak ruhsatlı silah da bulundurursa evinde, bununla ilgili silah kasası olması lazım. Ortalıkta bırakmaması lazım. Herhangi bir 5 dakikada, 2 dakikada o silaha ulaşmaması lazım. Çünkü ulaştığı zaman her ailede bir tartışma olur. Çıkıp aniden çekip vuruyor. Ya eşini vurur, ya çocuğunu vurur, ya annesini, ya babasını. Bununla ilgili evlat katili bilen olan oldu. Silah ortalıkta bırakıldı. 4 yaşındaki çocuk kendi nenesini vurdu. Çocuğu ne diyeceksin? Katil mi diyeceksin? Nasıl katil ailedir? O 5 yaş, Silah 4 yaş. kasası olması gerekiyor. Böylece ulaşmak daha Geç. zor hale Daha geliyor. zor olur. Kesinlikle bak, 4 yaşındaki çocuk babasının silahını aldı, nenesini vurdu. 4 yaşındaki çocuğu yargılayabilir misin? Yargılayar mısın? Veya da katil mi dersin? Nasıl katil ailedir? Aile yargılanması lazım. Evet, bu arada bazı veriler var. Umut Vakfı'nın 2018 raporuna göre 3.379 şiddet olayında tüfek, tabanca ve kesici aletler kullanılarak 2.279 kişi öldürülmüş. 2017 yılında sadece bu. 3.762 kişi de yaralanmış. Evet, kesinlikle aynısı öyledir. Bak şöyle, bir de şöyle bir şey var. Bak bu geçen sene bir tane ablamız bize ulaştı. Asker ulamasına kocası vur, eşi vurulmuş. 3 kurşunla eşi vurulmuş.
Hani der ya kaza. Bunlar gittiler der ki kaza diye ifade verdiler. Hani kazanın kör bir kurşunu olur. Üç tane kurşun olmaz kazanın. Ya asker uğurlamasında, düğünlerde insanlar sokakta ya sıralar kol geziyor bu ülkede. Bu ülkede sıralar kol geziyor. Yani bu kadar serbest olmaz. Silah devlette olacak. Devlette olacak. İnsanda olmayacak. Halkta olmayacak. Yani biz bunu talep ediyoruz. Silahların yasaklanması, tabii ki bazı kişilerde olması gerekir şeylerde, onlarda çok farklı yasalar olması lazım. Ruh şeklini, psikoloğa gidip ruh şeklini ölçmeleri lazım. İnsan bu silah taşıyabilecek sahip mi, kişiye sahip mi diyeyim. Ama öyle değil. Adam bir alo der, ta senin evin içine kadar bir silah gelir yani. 500 lira silah gelir senin evine. Sonuçta av tüfeği diyor ama otomatik tüfek yani. 10, 12 tane, 15 tane mermi alan tüfekler bunlar yani. Silahlar bunlar. Evet. Yarın da bireysel silahsızlanma günü. Son olarak bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Onları da alalım. Vallahi yarın bireysel silahsızlanma günü. Umut Vakfı'nda bir etkinliğim vardı. Biz de orada olacağız. Biz de orada olacağız yarın. İnşallah biz de orada olacağız. Gideceğiz. Ya dilerimiz bundan sonra silahsız bir ülke, bir toplum, bir dünya, bir dünya diyelim. Silahsız bir dünya yaşayalım. Herkes kardeşçe, insanca, dostça yaşamasını tavsiye ederim herkese. Evet, bu güzel mesajlarınız için biz de teşekkür ederim. Çok sağ olun yayınımıza bağlandığınız için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet, Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken'le görüştük. Silaha erişmek bu kadar kolay olmamalı diyor. Özetle kendi kızı bir minibüs dolusu silahla bulunan bir adam tarafından öldürülüyor. Yakalanıyor ama daha sonra birileri buna göz yumdu ve Helin Palandöken bunun sonucunda pompalı tüfekle vurularak okulun önünde öldürüldü. Öyle herkese silah dağıtılmaması lazım. Nihat Palandöken özellikle bunu vurguluyor. Yarın da bireysel silahsızlanma günü ve barış dolu bir dünya çağrısıyla bitirdi konuşmasını. Biz de aynı çağrıyı yinelemiş olalım. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Hafta başı tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyelim.